Bugün sizlerle 21 gün boyunca şeker tüketmezsek vücudumuzda neler olur, neler değişir onu konuşacağız. Şeker birçok beslenme düzenimizin vazgeçilmezi olsa da aşırı tüketimi sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor. Peki 21 gün şeker tüketmeyi bırakırsak neler olur? Gelin bilimsel verileri ışığında vücudumuzda yaşanan bu değişimlere yakından bakalım. İlk günler. Enerji dalgalanmaları ve baş ağrısı. İlk birkaç gün vücudumuz bu yeni duruma adapte olmaya çalışır. Çünkü şeker ani enerji artışları ve düşüşlerine neden olan bir besindir. Şeker alımını kestiğinizde vücudunuz bu ani enerji kaynaklarından mahrum kalır ve bir yoksunluk dönemi yaşanabilir. İlk birkaç günde baş ağrısı, yorgunluk ve enerji düşüklüğü gibi belirtiler yaşayabilirsiniz. Bunun nedeni beyninizin ve vücudunuzun daha önce sürekli aldığı hızlı glikozu artık bulamamasıdır. Bu dönemde bol su içmek, doğal enerji kaynaklarına yönelmek ve dengeli beslenmek büyük önem taşır. Yaklaşık 3-4 gün sonra bu belirtiler azalmaya başlar. 1. hafta. Tat alıcılarınız yeniden şekillenir. İlk haftanın sonunda vücudunuz şeker olmadan da enerji sağlayabileceğini fark etmeye başlar. Daha önemli bir değişiklik ise tat alıcılarınızın hassaslaşmasıdır. Şeker tat alıcılarınızı köreltebilir ve aynı zamanda tatları daha az hissetmenize yol açabilir. Şekeri bıraktığınızda yiyecekler daha doğal ve yoğun bir şekilde tatlı gelmeye başlar. Örneğin bir meyvenin doğal tatlılığı bile çok daha belirgin hale gelir. 2. hafta. Cilt sağlığında iyileşmeler. Şeker cildimizde de birçok soruna yol açabilir. Özellikle akne ve iltihaplı cilt problemleri aşırı şeker tüketiminin bir sonucu olabilir. Şekerden uzak durduğunuz 2. haftanın sonunda cildinizde önemli değişimler gözlemleyebilirsiniz. İnsülin seviyelerinizin dengelenmesi ciltteki yağ üretimini azaltır. Bu da daha temiz ve parlak bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur. Aynı zamanda şeker kolajen yıkımına neden olabilir. Kolajen, cildin elastisitesini ve gençliğini koruyan bir proteindir. Şeker tüketimini kestiğinizde bu yıkım yavaşlar ve cilt daha sıkı bir görünüm kazanır. 3. hafta. Enerji seviyesi ve ruh haliniz düzelir. 3. haftaya geldiğinizde vücudunuz artık şekersiz yaşamaya alışmıştır. Bu süreçte en dikkat çekici değişikliklerden biri de enerji seviyenizdeki artış olacaktır. Şeker kısa vadeli enerji sağlasa da uzun vadede sürekli bir enerji dalgalanmasına sebep olur. Şekerin ani enerji düşüşleri ve zihinsel bulanıklık yaratan etkisinden kurtulduğunuzda enerji seviyeniz daha istikrarlı hale gelir. Ayrıca ruh halinizde de ciddi bir iyileşme gözlemleyebilirsiniz. Araştırmalar şekerin aşırı tüketiminin depresyon ve anksiyete riskini artırabileceğini gösteriyor. Şekerden uzak kaldığınızda bu ruhsal durumlar azalabilir. Kilo kaybı ve ideal yağ oranına yaklaşma. Şeker özellikle de işlenmiş ve rafine edilmiş türleri boş kalori kaynağıdır. 21 gün boyunca şekeri bıraktığınızda vücudunuz yağ depolamaya daha az eğimli hale gelir. Bu süreçte özellikle bel ve karın bölgesinde yağ kaybı yaşayabilirsiniz. Çünkü şekeri kestiğinizde insülin seviyeniz düşer ve vücut yağ depolamaktan ziyade enerji üretmek için bu yağları kullanır. Bağışıklık sistemi güçlenir. Şeker bağışıklık sistemimizi de olumsuz yönde etkiler. Şekerin aşırı tüketimi beyaz kan hücrelerinin etkinliğini azaltarak vücudun enfeksiyonlara karşı savunmasını zayıflatır. Ancak şekeri bırakınca bağışıklık sistemi toparlanır ve vücut hastalıklarla daha iyi savaşır bir hale gelir. Enflamasyon azaldığı için kronik hastalık riski de düşer. Gördüğünüz gibi 21 gün boyunca şeker tüketmeyi bıraktığınızda vücudunuzda hem kısa vadede hem de uzun vadede birçok olumlu değişiklik gerçekleşiyor. Enerji seviyeleriniz dengeleniyor, cilt sağlığınız iyileşiyor, hatta ruh haliniz bile düzeliyor. Bu süreç biraz zorlayıcı olabilir ama sonuçlar kesinlikle buna değiyor. Siz de bir şeker detoksu denemek ister misiniz? Deneyenler varsa yorumlarda deneyimlerinizi bekliyorum. Eğer bu tarz faydalı içerikleri seviyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.